Evet değerli dostlar, yeni bir sektör haberle karşınızdayız. Neredeyiz? Antalya'dayız. Antalya Manavgat'tayız. Bugün özellikle son zamanlarda tarımda ciddi revaçta olan muz yetiştiriciliğini adınıza sizlerle konuşacağız. Gelinen noktada Türkiye'de baktığınız zaman özellikle bu bölge ciddi muz seraları kuruluyor. Domates biraz daha Afyon Sandıklı tarafına doğru kayıyor. Biz de bugün burada Solumcan firmasının aynı zamanda burada ürünleri kullanıyor geldiğimiz serada. Buradaki yetiştiriciliği, muz sektörünün geldiği durumu, muz yetiştiriciliğinin yaşanan sıkıntıları, artları, dikkat edilmesi gereken hususlar çünkü özel bakılması gereken bir ürün. Bütün bunları sizlerle detaylı bir şekilde konuşacağız. Yanımızda ziraat mühendisimiz Sayın Durmuş Emre Bey var. Yayınımıza hoş geldiniz. Yine çiftçimiz var. Hoş bulduk. Güzel bir söyleşi olacak. Şimdi öncelikle anonsa da bahsettiğimiz üzere Emre Bey, Türkiye'de bu bölgede özellikle seracılıkta iş muza doğru kayıyor. İstersen biraz muzla başlayalım. Tabii. Önce ben de kendimi tanıtayım. Ben Solumcan firmasının ziraat mühendisi Durmuş Emre Şimşek. Dediğiniz gibi muz çok revaçta olmaya başladı. Özellikle Manavgat bölgesine doğru kaymaya başladı. Daha öncelerden Anamur, Alanya bölgesine sıkışmış bir haldeydi. Ama bu yaptığımız örtü altı yetiştiricilikle, iklimlendirme ile muzları artık Manavgat bölgesinde de güzel yetiştiricilikler yapıyoruz. Muzun kendisinden biraz bahsedecek olacaksam, muz tropikal bir bitkidir. Yüksek sıcaklık ve nem ihtiyacı olan bir bitkidir. Biz bunu örtü altında subtropik olarak istediği nem ve sıcaklığı sistemlerle, iklimlendirmelerle veriyoruz. Bunlar sislemeler olsun, spring sulama dediğimiz sulamalar olsun ve hava akış kontrolüyle havalandırmalar, tavan havalandırmalarıyla bunları veriyoruz. Ana vatandakindeki istediği sıcaklık ve nem miktarını. Ülkemizde Akdeniz kıyısında yetiştiriciliği elverişli muz bitkisi. Kendi yetiştiği ana vatanı daha çok Asya tarafı, Güney Amerika tarafı, o bölgelerde kendi öz toprağıyla, kendine has iklimiyle yetiştiği bölgeler o bölgelerdir. Peki burada tabii ilk seranın kurulumundan başlayacak olursak, ilk fidan seçimi çok önemli. Evet. Toprağın hazırlanması önemli. Evet. Seranın kurulması, işte sulaması çok önemli. İsterseniz bir ilk başlangıçtan bu tarafa. Tabii. Dikkat edilmesi gereken ana hususlar neler? Alalım tabii sizden. Öncelikle dediğiniz gibi fide seçimi çok önemlidir. Fidelerimizin kültür muzu olmasına dikkat etmeliyiz. Bunlar serfikalı olmasına dikkat etmeliyiz. Hem hastalıklarda daha toleranslı, hastalıklardan ağrı, hem de gelişim olarak daha sağlıklı ve verimli gelişim gösterir. Toprak hazırlığı çok önemlidir. Muz organik maddece zengin, humusça zengin toprakları çok sever ve orada daha verimli gelişim gösterir bize. Bunu tabii ülkemizin organik madde miktarları çok düşük topraklarda, kireçliliği fazla. Biz bunu özellikle organik maddesi yüksek, serfikalı, kendi ürünlerimiz olan Solum Kompak ve Solum to Soil gübrelerimiz var. Bunlar organik taban gübreleridir. Muza özel gübrelerdir. Bitkisel atıklardan içeriği zenginleştirmiş minerallerle üretilen %100 organik bir taban gübresidir. Bunlardan bitkiye gelebilecek en önemli muzun hastalığı nematottur örneğin. Nematot da daha çok hayvan gübrelerinden, pişmemiş yani yanmamış, hazır olmayan hayvan gübrelerinden gelir. Birçok hastalık özellikle nematot. Bu tarz ürünlerde organik içerikli, bir iyi fermente edilmiş taban gübrelerinde kompost gibi, daha yeni söylediğim solum kompakt bir kompost gübredir.
Bunlarla toprağın organik maddesini, toprağın o aşırı pH'ını, kireçliliğini daha toleransa ediyoruz. Çünkü muz bitkisi pH'ı 5,5 ve 6,5 aralığında maksimum bir gelişme gösterir bize. Tuzluluğa çok hassastır. En önemli özelliği olur. Toprak ve su tuzluluğuna çok hassas bir bitkidir. Biz toprak hazırlığı yaparken buna dikkat ederek toprak hazırlığımızı yapmalıyız. İyi bir işlenmiş toprağı, iyi fermente edilmiş katı organik gübrelerle bitkinin toprakla buluşacağı dönemde o stresini, çünkü bunlar bir belli bir torftan, kendi yapısından geliyor, toprakla buluşmasını olabildiği kadar az, yani etkilenmesini gerçekleştirmeliyiz. Bu konuda toprak hazırlığında organik maddeye çok dikkat etmeliyiz. Zaten muz kendi ana vatanında şöyle, yaprakları budanır, dibine serilir, parçalanır ya da dibine serilir. Orada yağmurla birlikte o gübreye dönüşür. Doğal bir organik gübre olur. Biz onu temelde de zaten ülkemizin fakir olduğu için organik madde bakımından ilk toprak hazırlığında buna dikkat ediyoruz. Daha sonra dikimimizden sonra ikinci bir önemli husus can suyudur. Muz suya çok aç bir bitkidir. Suyu çok ister. Geçirimli toprakta çok suyu ister. Can suyunu o bildiğimiz gibi çanak yapıp hortumla can suyunu vermeliyiz. Ondan sonra köklendirici ilk olarak yapacağımız şey biz köklendirici uygulaması. Bu da yine bahsettiğimiz gibi organik içerikli, mikrobiyal içerikli bizim kullandığımız sıvı solucan gübresi vardır. Solum Power isminde. Sıvı solucan gübresinin içeriğinde hem %100 bir organik bir sıvı gübredir. Aynı zamanda da yüksek oranda solucandan gelen eser mineraller, salisilik asitler ve büyüme teşvik edici hormonlar vardır. Solucanı kendi sindirim sisteminden gelen. Bunlar muz bitkisinde ciddi köklenmelere ne kadar biz kök attırabilirsek o ilk bir aylık dönem çok önemlidir. Ne kadar iyi bir kök yapısını oluşturursak bize o kadar iyi bir verim verir. Daha sonra toprak düzenleyicisi olarak humik asit, organik humik asit, humasolum ürünümüz vardı. Bunun içeriği humik asittir organik olarak. Bunlar organik tarımada elverişlidir bu ürünler. Bununla da toprağın fazla pH'ını veya kireçliliğini, topraktan gelen stres koşullarını biraz daha azaltıcı, tolerans, bitkinin toleransını yükseltici etkiye sahiptir. Bunlar köklendirici olarak yüksek etkiye sahiptir ve aynı zamanda da her gübrelemede toprağın organik maddesini arttırır. Yani toprağı körleştirmeden organik maddesini arttırma yönelik bir besleme tarzımız vardır. Çünkü ilk sene, yani yoğun bilinçsiz gübreleme veya yoğun kimyevi bilinçsiz gübrelemelerle toprağın hem tuzluluğu etkileniyor hem canlılığı etkileniyor. Kullanılan bir ilaçlar buna katlanınca üzerine. İlk seneki verimi diğer senelerde alınamıyor bahçelerde. Hani bunları hep görüyoruz. Biz o yüzden ilk sene neyse 10. senesinde aynı verimi almak için sürekli toprağa bir bakteri, bir organik materyal veriyoruz. Bizim tüm ürünlerimiz içerisinde bakteri de vardır. Bu hem sıvı solucan gibi hem mimik asit de bakteri katkılıdır. Bunlar toprakta kendine bir faun oluşturuyor. Bakteriler, mikroorganizmalar. Bunlar hem dediğimiz gibi en büyük sorun olan nematot zararına karşı baskılama ortaya koyuyor. Hem de aşırı sulamanın veya toprak kökenli gelen bir hastalığın biraz daha bastırılmasına katkıda bulunuyor. Evet, peki. İşte devam edeceğiz. Bir çiftçimize uzatalım mikrofonu. Yayınımıza hoş geldiniz. Sizi hoş tanıyalım. Buldum. Bir bulunduğumuz serayla ilgili sizden bilgi rica edelim. Bir de tabii burada kullandığınız ürünler ne var? Ürünlerle ilgili neler söylersiniz? İsmim Bayram Tırtaroğlu. MFA Tarım sera sorumlusuyum. Hani seranın bakıcısıyım. Burada tamamen Solamcan firmasının sıvı gübresini ve katı gübresini kullanıyoruz. Kullandığımız gübrelerden çok memnunuz. Hani diğer gübrelere oranla çok aşırı bir fark var bitkilerde. Ekim'den bu yana şey yapacak olursak, hani anlatacak olursak, başka seralara da gittiğimiz zaman başka seralarda görüyoruz, hani muz bizimkilerden daha boylu ama gövde yapısı olarak bizimkiler kadar kalın değil. Kök yapısı olarak bizimki kadar gelişmiş değil. Yani biz Solamcan'dan çok memnunuz. Hani kullandığımız gübrelerden çok memnunuz. Durmuş Bey'in tavsiyeleri şeyinde, hani onun önerileri doğrultusunda yaptığımız çalışmalar sonucunda gördüğümüz
çok büyük etkiler var seramızda. Bugüne kadar hiçbir rahatsızlık yaşamadık bitkilerimizde. Organik gübreler kullandığımız için gerek yanma olsun, gerek kök yanıklığı olsun, gerek gövdede çürüklük gibi hiçbir şey yaşamadık. Hani memnunuz yani soramayacağımdan. Peki bölgede muz işi biraz daha arttı değil mi? Revaçta şu anda. Bu son 2-3 yıl içerisinde 2-3 kat daha artmış durumda bölgede muz yatırımı, evet. Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür evet. ederiz. Durmuş Bey, tabii bir toparlayalım. Şimdi bahçeden bu tarafa da ısrarla bahsettiğimiz, Türkiye'de özellikle bu bölgede muz işi ciddi manada revaçta. Şimdi biz A'dan Z'ye tekrar bir toparlarsak, burada toprak fidan seçimi önemli, toprak hazırlığı önemli, iklimlendirme, soğutma ve sıcak, yani hem o evet. nemle ısı dengesi önemli. Biraz ben iklim ihtiyacından bahsedeyim. Tabii, gübre önemli. Gübre önemli. Burada iklimi konuşmadık, evet. biraz onu konuşalım. Evet. İklim şöyle bir sera örtü altında. Bulunduğumuz sera tam sistemli, tam teknoloji bir sera, tam otomasyonlu bir sistem. MFA tarıma ait bulunduğumuz sera. Sistemelerimiz damlama ve sprink dediğimiz fıskiye sulamalarımız vardır. Bunların özellikleri şöyledir. Biz gübrelemeyi damlamayla yaparız belli bir periyot. Sprink sulamayla da içerinin nemini yükseltiriz. Katıyı siz nasıl veriyorsunuz peki? Katı gübreyi elle. Elle veriyoruz. Elle dökmeyle tamam. bitkinin taç iz düşümüne. Ne kadar veriyorsun onu da konuşalım. Tabii. Katı. Şöyle dikimde biz dekara 2-3 ton dikimden önce toprak hazırlığında uyguluyoruz. Daha sonra bakımlarımızda ağaç başına 5-10 kilo arasında dökümlerle iz düşümlü dökümlerle hem soğuk etkisine karşı bir toleransını arttırıyoruz hem de ürünlerimizin içerdiği zenginleştirilmiş besin maddeleri bulunan azot, fosfor, potasyum ve iz elementler vasıtasıyla bitkinin bahara daha iyi bir uyanmasını sağlıyoruz. Sadece bir organik gübre değil, aynı zamanda da yavaş salınımlı dediğimiz içerisinde eser minerallerin bulunan makro mikro elementleri bulunan bir taban gübresi. Bunları uyguluyoruz bu dozajlarda. Sıvıyı nasıl veriyorsunuz? Sıvıyı damlamadan ne kadar? Damlamadan 2 ile 4 litre dönüme oranlarla sezondaki ihtiyacına göre veriyoruz. Muz bitkisi ilk 3 ay azot yönünden daha iştahlıdır. Azot gübresini daha çok ister. Nilen ürünümüz olan %25 azot içeriği olan sıvı damlama gübrelimizi veriyoruz. Doğum döneminde de, doğumdan bir ay önceki dönemde de biraz daha fosfor ihtiyacı yüksektir. Fosfor bizim tarak yapımızda, yani hevengimizde ne kadar tarak olacağını ve otomatikman bizim verimimizin ne kadar olacağını etkiler. O dönemde de solüm MP %10 azot, %25 fosfor içerikli olan organo mineral pH'i düşük olan ürünümüzü veriyoruz. Bu arada bu saydığım azot, fosfor, potasyumlu ürünler organo mineraldir. Yani organikle minerallerin birleşimidir. Alınabilirliği çok yüksektir. Buradaki etkimiz de ona bağlıyoruz. Çünkü bu fidanlarımız, bahçelik fidanın 2 aylık ve gelişimi gerçekten çok üst düzeyde diğer bahçelere oranla. Bu da alınabilirliği arttırıcı ürünlerimizin etkisi. Yani diğer ürünlerden biz 3-4 birim kullanıyorsak kendi ürünlerimizden 1-2 birim kullandığımız zaman bile biz yine etkisini görüyoruz. Çünkü taşıyıcıları var kendi içeriğinde. Şelatlanmış ürünlerdir. Bu aynı zamanda dediğimiz iklim olayına gelecek olacaksa onu bir detaylandıralım. İklimde de bizim soğuk zararlarımız en büyük sıkıntılarımızdır. Bu tarz kök bölgesini sıcak ve aktif tutacak ürünlerle. Kaç derece olması lazım? Biraz önce yayında tabii, konuştuk ya. Alt limit, üst limit. Tabii hemen bahsedeyim. Şimdi bizim sera için iyi bir yetişiklik optimum sıcaklığımız 26-28 derece aralığında optimum sıcaklığa ihtiyacımız vardır. 33-35'ten sonrasında biz artık seranın biraz daha serinlemesine başlarız. Bu Antalya bölgesinde özellikle Manavgat biraz daha kuraktır. Yani sıcakları yazın kurak geçer, sıcakları sert geçer. Havalandırmalarımızla gerek sistemelerimizde sistemi burada önemi ortaya daha çok çıkıyor. Yazın ki o kavurucu sıcağı, yakıcı sıcağı biz sistemelerle biraz daha baskılıyoruz ve hem bitkinin ihtiyacı olan nemini veriyoruz. Nem ihtiyacı çok yüksek bitki demiştik. Nemi de %60'dan aşağı düşürmemeye çalışırız. %65, %85, %80 arasında tutmaya çalışırız. Bunlar verimi etkileyen ana unsurlar, sıcaklık ve nem. Düşük sıcaklıklara gelecek olacaksak 15 derecede bizim bir sınır değerimizdir. 15 derecede 10-15 arası bitki durma noktasına gelir. Yani gelişimi yavaşlar kış döneminde. 5 ile 10 derece arasında biraz böyle semptomlar görünür.
toprak üstünde. Stresler, biraz stresler görülür. Yani soğuk stresi en büyük, en belirgin özelliği bitkilerde yığılma yapar. Yani tepe kısmı çalı gibi yaprak birbiri içine açar. Bu hem soğuk stresi hem de toprağın köklerin çalışmadığını gösterir. Bunlar bizim soğuk streslerimizin anladığımız kriterleridir. Orada ne yapıyorsunuz? 5 dereceden aşağı düşürmemeye çalışırız sıcaklığı. 5 derece olduğu zaman biz sera için ısıtma yöntemlerine bakarız. Çünkü 0 ile 5 arasında yaprak üstün, yani gövde üstünde ciddi oranda yanmalar, yani şiddetler, stresli şiddetler görünür. 0 altında da zaten bitkinin ölümü gerçekleşir. Eksiye sera için düşürdüğümüz zaman. Soğuk streslerine karşılaştığımız zaman biraz daha bitkinin bu kök bölgesini aktivite edici, yani kökünü çalıştırıcı, sıcak tutucu, sıvı ve katı ürünlerimiz olan, dediğim gibi humik asit ve solum kompakt ürünlerini kullanıyoruz. Bunlar kök bölgesini sıcak ve aktif eden, biraz daha geç uyumasını, biraz daha donla, yani soğuktan az etkilenmesine yardımcı oluyor bize. Evet. Peki 5 yıl ortalama bir ağacın ömrü diyelim. Evet. Burada alttan çıkan sürgünlerimiz var. Bu sürgünlerle bakımı nasıl oluyor veya bunlar hepsi bırakılması mı lazım? Belli bir sürede bunları temizliyor muyuz? Biraz da bakımından, bilgi vermenizi rica ediyorum. Şimdi muz morfolojik özelliği olarak toprak altı çok yıllık bir bitkidir. Toprak üstü tek yıllık bir bitkidir. Yani toprak altında büyüme gözleri vardır. Büyüme gözlerinden bizim fidanlarımız yükselir. Bizim ana bitkimiz olur. Biz bu bitkilerde yaklaşık 9-12 ay arasında hasadımızı yaparız. Sonra tepesini keseriz. 1,5-1,70 metre boyundan tepesini keseriz. Sonra dibindeki yavru fidanı bir sonraki sezonumuzun ana bitkisi olarak devam eder ve besleriz. Morfolojisi bu şekildedir. Yani yarı çok yıllık, yarı tek yıllık gibi bir durumu var. Toprak altındaki yumru dediğimiz kök büyüme gözleri olan ve bize sürekli sezon fidesi veren, yavru fidan veren yapı bizi 5-6 yıl götürür. Yani ortalama 5 yıl bizi bir fidandan 5 yıl yavru fidan alarak üretimimize devam edebiliriz. 5 yıl sonunda bahçenin yeniden dikilmesi, yeniden yeni fidan temin edilmesi gerekir. Yavru fidanların yani bakım olayı da şöyle. Biz yavru fidanları ne zaman doğumunu yapacağız, ne zaman hasat edeceğimize göre planlayarak ona göre belli dönemlerde, bu bahar dönemi olur genelde, yani Nisan-Mayıs ayında biz tekleme yaparız. Tekleme dediğimiz olaydır. Bu Eylül-Ekim ayında da yapılabilir. Tamamen bu seranın hasat zamanına göre veya ne zaman hasat alacağımıza göre planlamamız yönünde. Çok dibinde fidan bırakmayız çünkü bizim verdiğimiz gübre hem yavru fidanlara gidiyor hem de ana bitkiye gidiyor. Yavru fidan daha aç olduğu için çoğu gübremiz o çekiyor ve ana bitkinin gelişimi yavaşlıyor. O yüzden en önemli husus yavru alımları düzenli yapılmalı. Ve tekleme yapıldığı zaman da yani iyi ve uzman bir şekilde yapılmalı tekleme. Diğer bir bizim kültürel işlemimiz yaprak budamasıdır. Yaprak budaması şu şekilde önemlidir. Yani iklimlendirme ile alakası da var. Işıklanma süremiz ve açımızı burada arttırırız budamayla. Çünkü muz yaprakları oldukça geniş ve büyüktür. Ağaçların boyutu olduğu gibi. Biz yaprak budamalarıyla diğer fidanların veya yavru fidanların güneş görmesini sağlarız. Işıklanma açılarını arttırırız. Böylece fidanlarımız ihtiyacı olan güneş ışığını da daha fazla, daha maksimum düzeyde alır ve gelişimizi ona göre arttırır. Yaprak budamaları da yine biz yaprak budamalarını sera içine bırakıyoruz yapraklarımızı. Yine onlar çürüyerek organik madde olmaya devam ediyor toprak içinde. Biraz da işin organik tarım boyutunu konuşalım. Bu konuda sizin firmanın BG'si de var bildiğim kadarıyla. Evet. Şimdi burada fiyat farkı var herhalde sağladığı ürünler açısından. Evet. O konuda da bir bilgi alalım sizden. Tabii. Şimdi bizim kullandığımız 5 adet ürünümüz organik gübre tesisine sahiptir. Diğer ürünlerimizi zaten hiçbir zaman kalıntı bırakmayan hem toprak hem meyvede ürünlerdir, organik ürünlerdir. Biz bu organik gübrelerimizle, ürünlerimizle çiftçilerimize organik muz sertifikası almaya hak kazandırıyoruz. Ve ekstra bir maliyet veya düşük verim olmadan. Şimdi biraz insanlar da şöyle algılıyor. Organik yaptık, hiçbir şey veremeyeceğiz, hiçbir şey atamayacağız. Verimimiz düşecek. Öyle bir hiçbir sorun yok. Biz yine nasıl gübreliyorsak gübrelerimize devam edeceğiz. Çünkü ürünlerimiz organik ürünler. Biz yine gübremize devam edeceğiz. Yine verimimiz zaten... Yani verimden bir kayıplar olmayacak. Aksine
satıyorken tabii, daha fazla yüksek paraya satacaklar. Tabii evet. Şu an piyasası organik muzun, bugün için konuşuyorum, 8-9 lira aralığında. Normal muzun, hale verdiğimiz muzun fiyatı 4.80-4.60 civarında. Yani neredeyse iki kata yakın bir fark var organik muzda. Ve dediğim gibi bizim ürünlerimiz kullanma dışında başka yapılacak hiçbir, yani ekstra bir maliyet veya ekstra bir çiftçiyi zorlayıcı, üretimi kısıtlayıcı bir unsur yok. Yine biz nasıl gübreleme yapıyoruz? Yine aynı şekilde gübrelememizi yapıyoruz. Bitkine ihtiyacı olan gübreleri veriyoruz. Aynı zamanda da organik muz oluyor. Burada şöyle ben bunu avantaj olarak görüyorum. Şimdi muzlar çok yapılıyor. Bazı üreticilerimiz tabii biraz korkusu var. Yani muzlar çok oluyor. Hani bir nara döner mi? Biz yığılma yapar mı? Türkiye'de pazar ciddi açık var onda. Ciddi açık var. Bir de yani öyle bir risk olsa bile, yani organik muz sertifikasıyla bir sivrilme müşterileri, burada bunu öneriyorum. Bir sivrilme elleri olur. İtalya'da devletin koyduğu bir kota var. Tabii. Muz işinin önü açık. Yani bir tabii. 15-20 yılı ya var. Şu an hala 300 bin, 400 bin ton açıklarımız var. Var. Yani var. Çünkü üretimimiz artıyor ama aynı zamanda da tüketimimiz çok artıyor. Yani geçen sene oranla bu sene 4-5 kat tüketimimiz de artmış. Ve üretimimiz daha o kadar artmadı. Yani piyasada açık sürekli devam ediyor tüketimi oranla. Bu ama müşterilerimiz için bir sivrilme ve sağlıklı muz. Öne çıkma, fark etme. Bir farkındalık, bilinçli bir üreticilik hani yapmış olmalarına katkı sağlanır. Çünkü dediğim gibi hiçbir ekstra bir kısıtlama, uygulama olmadan yine normal ne veriyorsak, bitkinin ihtiyacı ne varsa, azot, fosfor, potasyum, diğer organik materyaller ne ihtiyacı varsa karşılayarak organik muz sertifikası alıp organik muz pazarından daha yüksek 2-3 kat yüksek fiyatlara muz satışı imkanında bulunuyoruz. Peki Emre Bey, tabii özellikle seralarda, seraların en büyük problemi hastalıklar. Evet. Bu toplu hastalıklarda bazen tekrar seralar sökülüp dikilmek zorunda kalıyor. Hı hı, evet. Şimdi hastalıkla mücadele önemli ama oraya gelmeden önce de dikkat edilmesi gereken hususlar var. Yani siz şimdi hepimiz insan vücudu da hastalanıyoruz ama önce belli tedbirleri alırsan tabii, hastalığı tabii ya hafif atlatıyorsun ya da hastalanmıyorsun. Aynen. Burada yapılması gerekenler neler? Onu alalım. Bununla ilgili şirketimizin sahibi Ahmet Nedan'ın çok güzel bir lafı vardı. Koruyucu hekimlik. Evet. Yani gübrede koruyucu hekimlilik beslemede diye bir sözü vardır. Hep onun da bilincinde ve onun yönüyle gitmek isteriz biz de. Bu kullandığımız, şimdi en büyük hastalık, hani hastalıklara gelecek olacaksak, nematot ve kök çürüklü fusarium hastalığımız vardır. Çünkü suyu çok sever muz ama geçirimli toprakta suyu çok sever. Geçirimli, tınlı kumlu dediğimiz topraklarda, iyi havalanan, drenajı güzel olan topraklarda muz zaten maksimum verimi verir ve daha iyi yetişir. Burada da sulamadan güzelce sulamasını yapabiliriz ama suyun ayarı kaçtığı zaman kök çürüklü belli başlı stresler olarak, hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Koruyucu hekim dediğimiz olayda biz zaten bitkiye sürekli bakteri verdiğimiz için, sürekli toprağın bakteri, mikroorganizma yapısını arttırdığımız için bizim zararlı mikroorganizmaya karşı bir zaten bir duvarımız oluyor. Yani bitkiye etkisi çok az oluyor. Çünkü bizim sürekli bahsettiğimiz bu humik asit, humasolum ve sıvı solucan gibi solum power ile toprağı sürekli köklendirip sürekli bir mikroorganizma, bir faun oluştururuz o bölgede. Bu zararları daha baskılıyoruz o bölgede. Bizim ilaç maliyetlerimiz de daha düşüktür baktığımız seralarda. Çünkü ilaçlar da ciddi bir rakamlardadır kullanıldığı zaman. Çünkü şu an bulunduğumuz sera yaklaşık 27 dönüm bir seradır. Muz serasıdır. Yani maliyetler artıyor her uygulamalarda. Bizim bu koruyucu hekimliliğimizle hastalığı gelmeden önleme, bertaraf etme yöntemimizle hem maliyet açısından düşüklük hem de bitkinin direnci, her bir bitkiye bir müdahale bitkide bir semptom, bir stres gösterir bize. Bu yönden dediğiniz gibi bitkileri biz önceden koruma altına alıyoruz. Sürekli beslemelerimizle, ona yaptığımız özel programlarla bitki hastalıklarını daha bir dışarıda bertaraf ederek tutuyoruz. Bir de tabii özellikle bir kompakt gübremiz var bizim. Evet. Şimdi biz 2 saattir burada anlatıyoruz solumcan diye de biraz gübrenin içeriklerinden bahsedelim. Tabii. Onunla bahsedelim, onu toparlayalım. Tamam. Şimdi sıvı ve katı gübrelerimiz var kullandığımız.
muz bahçelerimizde. Sıvı gübrelerimizin içeriğinde Solum Power ürünümüz sıvı solucan gübresidir. Bunun içeriğinde bakteri ve mineraller ve makro mikro elementler vardır. Diğer ürünümüz bahsettiğim Humasolum. Bu da humik asittir. Doğal ve organik bir humik asittir. Diğer ürünlerimiz yani etkinliği çok yüksektir. Azot, fosfor, potasyumlu gübrelerimiz. Bunlar Solum NP, Solum NK, Solum N ve Mikonil. Mikonil dediğimizde karışık iz elementleridir. Diğer kalsiyum, bor gübrelerimiz de yine bulunmakta ve uygulamaktayız. En önemli özelliği ürünlerimizin alınabilirliği çok yüksek. Yani burada bir farkındalık olarak bunu ilk başta söylemeliyim. Bitki tarafının alınabilirliği çok yüksek. Bu da bizim bitkilerde maksimum düzeyde verim almamızı sağlıyor. Yani biz atıyorum 4 birim veriyorsak 1 birimini almıyor bitki. Yani 3 birimine kadar alabiliyor. Ama diğer kimyevi gübrelerde biraz daha yıkanma olsun, uçma olsun, bitkiye yaraşıklı olsun, orada biraz yetersiz kaldığı noktalar oluyor. Bizim diğer azot, fosfor, potasyum dediğimiz mikro elementler dediğimiz tüm ürünlerimizde, makro elementlerimizin içeriğinde organik madde yapısını artırıcı hem sıvı solucan gübresi hem amino asitler hem de humik asitler enjekte ediyoruz. Yani katkıda bulunuyoruz. Bu da dediğim gibi yine alınabilirliğini artırıcı, toprakta uzun süre kalıcı, yani zararlı kalıcı değil yararlı kalıcı olarak hem toprağın elementlerinin miktarını artırıyoruz hem de organik maddesini artırıyoruz. Bu konuda muzda hep bahsettiğimiz gibi organik maddeyi çok seven, humusu, topraktaki humus miktarını çok seven bir bitki. Bitki için bulunmaz bir ortam oluyor sürekli organik maddenin toprakta bulunması. Peki bir mikrofonu uzatalım son olarak çiftçimize, son mesajlarınızı alalım, emreveyle bitirelim. Biz burada Solumcan firmasının ürünlerinden çok memnunuz. Hani daha önceki kullandığımız ürünlere göre hani bitkilerde herhangi bir hastalık veya stres görmedik şu ana kadar. Daha önceleri kullanılan ürünlerde hani bunları hep yaşıyorduk. Hastalık olduktan sonra müdahale ediyorduk ama bu ürünlerle hastalığı daha yakalanmadık. Memnunuz yani Solumcan firmasından ve Emre Bey'den. Çok memnunuz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Evet Emre Bey, son olarak neler söylesin? Muzla ilgili bölümün sonuna geldik. Şimdi teşekkür ederiz. Bir şey kalmadı herhalde. Yok, hepsine kısa olarak detaylı olarak hepsinden bahsettik detaylı olarak. Son olarak hani söyleyebileceğim bahçe tesislerinde yani kurulumlarda toprak yapısına, toprak analizlerine önem vermeleri. Çünkü çoğu analizler biraz es geçiliyor. Toprak ve su analizleri. Bunları çok önemsiyoruz muz topraklarında. Ve özellikle organik maddece zenginleştirilmesi gereken uygulamalar yapılmalı. Bunlar bilinçli ürünlerle. Hani dediğimiz gibi Solum Compact, Solipti Soil dediğimiz katı solucan gübremiz ve kompost gübremizle. Bunlar yabancı ot tohumları olsun veya hastalık zararlı dediğimiz nematotlar olsun, bunlara barındırmadan, bitki yakıcı özelliği olmadan iyi fermente edilmiş. Çünkü karşılaşıyoruz hep sorunlarla. pH'ı 6-7 arasında bitkinin muzun istediği bir pH aralığında taban gübresi. Bunları uygulamalarını tavsiye ediyorum. Dönemsel gübreleme olarak da yine organik içerikli gübrelerle besleme yaparlarsa daha iyi verim, daha iyi bir tarak yapısı. Şunu sorayım, şu anda tabii kış mevsim ve yapılması gereken bir şeyler var mı? Tedbirler. Kış döneminde evet. Kış dönemi için bitkinin en sıkıntılı dönemi bu kış dönemlerdir. Şu anki bulunduğumuz aylardır. Bitkinin durduğu bir noktadır. Gelişmesi çok yavaşlığı nokta. Biz bu gelişimi hızlandırmak için hani biz ama çok gelişimi durdurmuyoruz bahçelerimizde. Kökü aktif edici ürünlerle bu salisilik asitli, amino asit içerikli ürünlerle kullandığımız bu içerikli ürünlerle biz bitkiyi durdurmadan, kök atımını, yığılma yapmadan, hiçbir bahçemizde şu an yaprak yığılması ve renk açıklığı yoktur. Yemyeşil, boyanmış gibi sanki özenle bitkilerimiz o yapıdadır. Gövdeleri kırmızıdır. Gövde kırmızı olması çok önemlidir. Bu bitkinin iyi geliştiğini, yani iyi beslendiğini... Maşallah biz yemyeşil şu anda yani. Aynen. Dışarıdaki yemat kovuyor ama. Aynen. Yani şu an hiçbir yapraklarımız sararma yok. Gövdelerimizde herhangi bir sıkıntı yok. Gövdelerimiz kıpkırmızı, yapraklarımız yemyeşil. Ve en önemlisi yığılma yok. Bu yani bize bitki konuşur. Bitkinin şu an dedi, benim her şeyim fazlasıyla var.
ben fazlasıyla da kullanıyorum demek keyfim istiyor. Keyfim yerinde. Keyfim diye. Yerinde demek istiyor. Peki teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli dostlar, bir sektör haberinin daha sonuna geldik. Başa da nasıl ettiğim üzere muz sektörü özellikle bu bölgede ciddi revaçta bir sektör. Biliyorsunuz devlet de bu konuda ithal muzla ilgili bir kota koydu. Dolayısıyla ciddi bir pazar payı var Türkiye'de. Bu işe girmek isteyen çiftçilerimize biz mutlaka bu işi öneriyoruz. Bir 15-20 yıl en azından ciddi bir pazar var. Ama Emre Bey de bahsetti. Burada önemli olan doğru yatırım, toprak analizi, yapacağınız yer, kullandığınız ürün. Yani biz birçok seralarda şunu görüyoruz. En büyük problemlerin başında gelen adam 10 lira kazanıyor. 9'unu bunun işte şeye veriyor. İlaca bilmem neye veriyor. Dolayısıyla işi o noktaya getirmeden ilk başlangıçta işi düzgün yaparsanız rahat etmiş olursunuz. Güzel de para kazanırsınız. Solumcan firmasına da teşekkür ediyoruz. Ürünlerinin kullandığı bu serayı gezdik. Buradaki seradaki arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle Antalya'dan hepinize hayırlı günler diliyorum.